Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda ayın hareketleri ve evrelerini inceleyeceğiz. Gökyüzüne baktığımızda ayı her zaman farklı şekillerde görürüz. Bazen tamamını, bazen yarısını görürüz. Bazen de çok az bir kısmını görürüz. Hatta hiç göremediğimiz zamanlar da olur. Ay bu farklı görünümlerine ayın evreleri denir. Peki ay neden farklı şekillerde görülür? Bunun nedeni ayın hareketleridir. Ayın hareketleri 3 tanedir. Kendi etrafında dönme, dünya etrafında dolanma, dünya ile beraber güneş etrafında dolanma. Ayın evrelerinin görünme sebebi de ayın dünya etrafında dolanmasıdır. Ay dünyanın tek doğal uydusudur ve güneşten gelen ışığı yansıtmaktadır. Ayın da dünya gibi yarısı aydınlık, diğer yarısı karanlıktır. Ayın bulunduğu konumda aydınlık kısmının görünme durumuna göre ayın evresi adlandırılır. Ayın evreleri şunlardır: yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün. Burada güneş, dünya ve ayı görüyoruz. Ay, güneş tarafında bulunduğunda bakın karanlık tarafı dünyaya denk gelmektedir. Bu yeni ay olarak adlandırılıyor. Bundan yaklaşık bir hafta sonra bize göre üst konumda bulunmakta şu kısım. Sağ taraf aydınlık, ilk dördün. Bir hafta sonra dolunay evresini görüyoruz. Şu kısım. Bakın aydınlık taraf dünyadan tarafta, karanlık taraf diğer tarafta. Bir hafta sonra ise son dördün evresi var. Dünyadan bakıldığında sol taraf aydınlık, sağ tarafı ise karanlıktır. Bu ekrandan baktığımızda farklı olabilir. Ancak dünyadan baktığımızda sol taraf aydınlık, sağ tarafı karanlık. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Yeni ay, ayın konumu dünya ile güneş arasındadır. Dünyaya bakan yüzü karanlıktır. Ay, güneşe dünyadan daha yakındır. Yani ay, güneş tarafında bulunmaktadır. Evet, burada görüyoruz. Sol tarafta güneş, sağ tarafta dünya, ortada ay. Ay ve dünyanın sol tarafları, yani güneşten tarafları aydınlık. Ayın, dünyadan tarafa bakan kısmı ise karanlık. Bu da yeni ay olarak adlandırılıyor. İlk dördün evresi, yeni aydan yaklaşık bir hafta sonraki ayın evresidir. Dünya ile ay güneşe yaklaşık olarak eşit uzaklıktadırlar. Ayın sağ tarafı aydınlıktır, sol tarafı ise karanlık, D şeklinde görülür. İlk dördün evresi, evet burada güneş, dünya ve ay. Dünyadan aya baktığımızda sağ tarafı aydınlık, sol tarafı karanlık. Görünüm şekli ise bu şekilde. Dolunay, dünyanın konumunun ay ile güneş arasında olduğu ayın evresidir. Ayın aydınlık yüzü dünya tarafında olduğu için görünen her tarafı parlaktır. Ay, güneşe dünyadan daha uzak konumdadır. Bir başka deyişle dünya ay ile güneş arasında bulunmaktadır. İlk dördünden yaklaşık bir hafta sonra görülür. Evet, burada da şeklini görüyoruz. Güneş sağ tarafta, dünya ortada, ay ise daha uzak tarafta görülüyor. Ayın aydınlık yüzü dünyanın karanlık yüzüne bakıyor. Bu da dolunayın gece tarafından görüldüğü anlaşılıyor. Son dördün dolunaydan yaklaşık bir hafta sonra görülür. Dünya ile ay güneşe yaklaşık olarak eşit uzaklıktadırlar. Ayın sol tarafı aydınlıktır. Ters D şeklindedir. Burada şekil üzerinde görüyoruz. Güneş bu konumda, dünya bu konumda, ay da bu konumda. Dünyadan aya baktığımızda ise sağ taraf karanlık, sol taraf ise aydınlık. Ayın ana evrelerinden başka ara evreleri de vardır. Her iki ana evre arasında bir de ara evre vardır. Bunlar
Şişkin ay ve hilal evreleridir. İki adet şişkin ay, iki adet de hilal evresi vardır. Şişkin ay, dolunaydan önce ve sonra görülür. Dolunaydan önce ayın sol tarafı hilal evresi kadar karanlık, diğer kısmı aydınlıktır. Dolunaydan sonra ise tersidir. Yani ayın sağ tarafı hilal kadar karanlık, diğer kalan kısmı ise aydınlıktır. Hilal evresi, yeni aydan önce ve sonra görülen ayın evresidir. Yeni aydan önce sol taraftan hilal şeklinde görülür. Yeni aydan sonra ise sağ taraftan hilal şeklinde görülür. Evet, burada bütün ana ve ara evreleri görüyoruz. Güneş sol tarafta, güneş ışınları sol taraftan geliyor. Dünya ortada. Ayın dünya güneşten tarafta bulunduğu evresi yeni ay evresi. Yeni aydan itibaren sağ taraftan hilal görülüyor. Daha sonra ilk dördünden sonra şişkin ay, şişkin aydan sonra dolunay, dolunaydan sonra yine şişkin ay. Burada şişkin ay sağ taraftan, buradaki dolunaydan sonraki şişkin ay ise sol taraftan görülmekte. Daha sonra son dördün, en sonra ise yine hilal. Yeni aydan hemen sonraki hilal sağ taraftandı. Yeni aydan hemen önceki ara evre ise sol taraftan hilal şeklinde görülmekte. Burada bir aylık tablo görülüyor, ayın evreleri. Birinci gün yeni ay olarak kabul edersek, ikinci gün sağ taraftan hilal şeklinde başlıyor. Yaklaşık bir hafta sonra ilk dördün, yine yaklaşık bir hafta sonra dolunay, yaklaşık bir hafta sonra son dördün, yaklaşık bir hafta sonra ise yine tekrar yeni ay görülüyor. Bu şekilde her 29,5 günde, yaklaşık olarak 29,5 günde tekrarlanıyor. İkişer tane hilal ve şişkin ay evrelerinin birbirlerine göre aydınlık ve karanlık olarak görünen kısımları simetriktir. Ayın bütün evreleri yaklaşık 29,5 günde tamamlanır ve tekrarlanır. Bu da hicri takvimde bir takvim ayının değişmesi anlamına gelir. Burada ek bilgi verelim. Dolunay evresinin 2-3 gün tekrarlandığını anlıyoruz şekil üzerinden. Dolunaydan önce ve sonra gerçekleşen evreler var. Eski ay evresi yaklaşık olarak 13 gün sürüyor. Yeni ay evresi yine yaklaşık olarak 13 gün sürüyor. Tarım ile uğraşanlar, ziraatla uğraşanlar bu yeni ay evresi ve eski ay evresine dikkat ediyorlar. Yeni ay evresinde yapılacak olan faaliyetler var. Yapılmayacak olan faaliyetler var. Ürün verimliliği ve kalitesi açısından bunları da ek bilgi olarak söyleyelim. Sağlıklı, mutlu zaman geçirmeniz dileğiyle. Lütfen kanala abone olup zil sesini açmayı unutmayınız.